Herkese selamlar. Nasılsınız? İyiyiz, değil mi? Biz de çok iyiyiz. Yorgunuz ama projelere devam ediyoruz. Hepsi sırayla bitiyor. Karşınızda Kaida. Nissan S14 LS1. Bu projemize biliyorsunuz yaklaşık bir 8 ay önce marş basmıştım. 8 ay dile kolay. Tam tamına 8 ay. Diyeceksiniz ki niye tamamen bitmedi? İşte 8 aydır çok yoğundum. Hem lift sırası vardı. Lifti bekliyordu sonuçta. En önemli şey şu. Aslında araba çalışıyor. Yürüyecek durumda ama vites tertibatı yoktu. Vites tertibatı olmadığı için ben arabayı dışarıda vites tertibatını yapmak istemiyordum. O yüzden lifti gerekiyordu. İşte liftin sırası vesairesi gerçekten anlıyorsunuz yani. İncik boncuk bir şeyler diyorsunuz. Uzun süre uzun süre derken bu da 8 ay dışarıda bekledi. Çünkü ben bunu çalıştırdığımda şort giyiyorduk. Düşünün yani ne kadar olmuş. Ne kadar olmuş bu proje. Şimdi vites tertibatı yapacağız. Arabada bir sürü eksik var. Onları da listeye aldık. Hemen onları da çıkardık. Niye bu kadar çıktı? Lifte alınca alt tarafta her şeyi gördük. Her şeyini yapacağız, edeceğiz ve kısa bir zamanda, çok kısa bir zamanda hemen dışarı çıkaracağız. İncik boncuk parçalarımızı da aldık. Vites tertibat derken komple mekanizma aldık. Onun dışında tabii yine eksik parça vardı, paso. Vites çubuklarını falan hepsini BMW'den aldık. Şimdi onları montajlayacağız, edeceğiz. Sonra onlar uzun gelecek. Keseceğiz, biçeceğiz, millerini ayarlayacağız. Şıkır 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 vitesleri geçireceğiz ve araba artık yürüyecek. Çalışıyor, her şeyini yapıyordu ama yürüyecek. O sırada alt yüreni kontrol edeceğiz. Alt yürende çok eksik parça var. Sıkılmış çok cıvata var vesaire. Onları sıkacağız, edeceğiz. Bir sürü lazerde keseceğimiz parçalar da olacak. Onları çizeceğiz. Yani baktığınızda hiç gözükmeyecek ama çok önemli parçalar var. Onları yapacağız. Sonrasında yollara çıkacağız. İşte rotunu vesairesini ayarlayacağız. Sonra ayarını yapacağız. Tabi buradayken rölantilik, işte hafiften yürümelik bir ayarını yapacağız. Soğuk sıcak ayarlarını, her şeyine. Sonrasında rottan sonra da bir rodajlık arabanın ayarını yaparız, bir 5000 devirlik. Sonra bir rodajını kullansın. Motorda şayet bir sıkıntı vesairesi çıkmaz ise biz aradan rodaj bittikten sonra bu sefer gazlamalı bir video çıkarırız. Gazlamalı ayara geçeriz. Bakın hep paslanmış sıfır diskler vesaire. Hepsini temizleyeceğiz, edeceğiz. Yenileyecek olanlar hepsini yenileyeceğiz. Göreceğiz. Şu an biraz üzgün duruyor. Gördüğünüz gibi paneller vesaireler şurada. Hepsini düzelteceğiz. Olabildiği her şeyi olması gerektiği gibi yapacağız ve yollara çıkaracağız. Aşağıda bir egzoz sistemi var. Bakın bu lağım borusu gibi ya. Çok gürültü çıkaracak ya bu. Çok gürültülü çıkaracak. Bu zamana kadar çalıştıklarımızın hepsi egzozu kapalıymış. Biz dedik ki inşallah açıktır. İnşallah açıktır dedik. Egzozu kapalıymış. Arabanın sahibi artık Allah yardımcısı olsun bu sesle. Nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyoruz. Bize düşen bölümünü yapıp bitirelim. Arabayı teslim edelim. Sokaklara, yollara, ait olduğu yerlere çıksın. Ve bir proje daha bitirmiş olalım. Gerçi bu proje biraz uzun sürer ya. Bir sürü eksik parçası var. Onları artık Halid'im kendisi tamamlar. Koltukları geldi. Şöyle bakın. Koltukları, parçaları. Buradan Artkar Cem abiye selamlar, saygılar. Çok güzel yapmış. Çok güzel bitirmiş işlerini. Arabanın üzerinde taktığımızda da göreceğiz. Bakın koltuklarımız. Koltuklar burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların ayaklarını vesairesinin hepsini montajlayacağım. Bakın hop. Hop. Kayda. Hadi bakalım. Montajlayalım. Çok dehşet duruyor ya. Tam bir yılan es muchos gracias. Harbiden. Hadi görüşmek üzere.
Buradan yine bir sesler çıkıyor. Serhat yine bana bir şeyler geçirecek gibi ama. Geçirecek mi? Ya geçirecek demeyelim de. Ne yapıyorsun kardeşim? Vites tertibatımızı yapacağız. Biliyorsun bu projede vites tertibatı eksikti. Biz de dedik ki her şeyi bitirdik. Zaten çalıştırmıştık bu arabayı. Evet. Her şey bitmişti. Şimdi lifte aldık. Lifte aldık. Niçin aldık? Vites tertibatını rahat rahat yapalım diye. Biliyorsunuz BMW şanzıman olduğu için BMW'nin tabii vites tertibatı vesairesi almak yerine biz gittik. B plan Burak abiden IRP'nin aynısından bir tanesini üretmişler. Onun vites tertibatını aldık bak şu şekilde. Gördüğün gibi. Güzel. Bunu şimdi buraya adapte edeceğiz. Tabii adapte etmeyince bu böyle boş durması yerine biz buraya kendi yerlerine delik ya vida yerleri var işte. Somun taktığımız. Buraya göre bir plaka yapacağız. Sen o plaka yapacaksın. Deliklerini karşılayacağız. Deleceksin. Sonrasında şuraya bir delik deleceğiz. Yuvarlak büyük. Yani büyük dediğim de şu kadar işte. Şunun geçeceği kadar. Sonrasında bunu da aynı bu şekilde vidalarını yapıp buradan şak 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 şak. Yapıştır. Mürsel. Tabii. Tabii ki de. Şuradan lap 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 vites açacağız. Buradan gideceğiz. Böyle tot tot tot. Tot 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 tot. Tatat götüreceğiz. Sen orayı biraz temizle. Aynen. Ben başlıyorum Serhat. Tamam abi. Ne yapıyorsun? Vites çubuğunu kesiyoruz. Ben böyle soruyorum sanki hiç bilmiyorum ha. Hadi ben arabayı indiriyorum. Çıkayım yukarıdan şimdi destek olayım sana. Ha? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne oğlum? Takipçiler, aboneler falan hepsi biliyordur diye düşündüm. Arabanın vites tertibatını montajladık. Şu an bu böyle buradaki bir çubuk vardı bu şekilde abi gördüğün üzere. Hı hı. Şimdi biz bunu bu uzun geldiği için BMW'nin. Şimdi bunu aldım ortadan ikiye kestim. Şimdi bir tarafını takacağız. Bir tarafını ise diğer tarafı takacağız. Sonra aradaki ölçüyü çıkaracağız. Ve güzelcine uygunluk mesafesini yaptıktan sonra bir daha puntalayacağız. Takacağız ve artık ilk kez şak 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 vitesini atmaya başlayacağız. Hadi geçelim arabaya. Ben en zor işi yapayım o zaman. Sen arabaya gir Suat abi. En zor işi ne bende? Abi Covid'in yapamadığını bu çocuk yapacak bana. En zor işi her zaman bende. Tamam. Tam da yere indirmeyelim ben buradan çıkarım artık. Abi bu Japon arabaları bana göre değil ya. Mercedes'in BMW'nin onda biri değil ya. Abi çok çok sıkışık. Ben iri yarı değilim de bu çok sıkışık. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan Serhat'ı görebiliyoruz mu? Serhat'ın ışığını görüyoruz. Duymuyor musun beni? Şu an seni duyuyorum da muhtemelen videoya sesin gelmeyecektir. Tamam ortala. Tamam dur ortalıyorum. Şu an jilet gibi ortada. Tam ortada boşta. Biraz daha şöyle gelmesi gerekiyor. Ya istiyorsan gelsin. Tamam mı?
Tamam, şu an iyi. Güzel duruyor mu? Şu an güzel. Yani tam dikten çok az, çok 1-2 milim ileride. Tamam, kötü mü duruyor? Hayır, süper. Kesip gidiyorum. Kes gel, ben bu taraftan senin görüntünü alabilir miyim? Şu an tamam. Tam boşta ortada. İyi mi? Şu an iyi. Tamam, kaynatıyorum o zaman. Futbolu attırıp geliyorum. Tamam. Düşünsenize ya, Serhat bunları yapabiliyor. Benim elimden neler gelir. Şimdi beyler bayanlar, daha önce söylediğimi mi hatırlamıyorum. Covid ile ilgili videoda çok fazla destek geldi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kral ne yaptın? Abi 10 numara olmuş ha vitesler. Oğlum senin var ya, çok büyük bir avantajın var bu dünyada. Bana sahipsin oğlum, benim gibi bir abim var lan. Abi aşağıdan yani filler de pişiyordu, uğraşıyorsun ya. Çok. Sen şuradan baksana, hani bak. Oğlum bana mahallede alignment suat derler Serhat. Bak sol, 1, tek parmak, 2, debriyajı da basalım olur olmaz. Bıraktım boş, 3, 4, bak, 5, geldik. Roket. Tek parmak, pardon bak, geri. Roket. Şimdi bu kung fu yöntemi bak. Gördün mü? Güzel güzel. Daha aşağıda var mı bir kaynağın maynağın bir şey? Var, şimdi asıl kaynağı atacağız. İyi bakalım. Tamam yeter, at da ol. Hadi gidelim.